Dün akşam da paylaştık aynı görüntüleri. Bravo kendime. Ve bugün bir de sosyal medyada ben istediğimi döverim, istediğime söverim falan filan diyen bir şahıs var karşımızda. Ya bu terbiyesize gerçekten birilerinin bir şey söylemesi lazım ki. Bir de burada tezgahın başında ekmek parası için mücadele veren, alın teriyle çalışan bir kardeşimiz var. Yılmaz. Evet. Ki Yılmaz Koç. Yani bu terbiyesiz şahsın darp etmeye kalkıştığı o genç kardeşimiz yayında şu an karşımda. Yılmaz geçmiş olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ya ben gerçekten şimdi bugünkü ifadeleri duyunca çok da sinirlendim. Ben istediğimi döverim, istediğime söverim. Külhan Bey sanki bir de hemoroidi varmış falan filan da sen işte hemoroidi olmasına rağmen acılı değilmiş falan. Ne oldu sen bir anlatsana, ne yaptı bu adam? Yani şöyle söyleyeyim, zaten bizim işletmemizin kamera kayıtları sesli. Evet. Benden öyle bir talepte bulunmadı. Gelip dedi ki bana, bir tane arsız çiğ köfte dürüm alabilir miyim dedi. Ben dediği üzere arsız çiğ köfte dürümünü yaptım ve verdim. Sonradan iki tane daha arkadaşı geliyor. Çok pardon. Ha, arkadaşlarına güveniyor. İki tane arkadaşına daha istiyor. Hatta ben diyorum ki, o da abi diyorum, onlarınkini de mi arsız yapmamı istersin? O da yok diyor, onlar acılı yap, onlar bir yansın falan diyor. Tamam abi dedim, onlarınkini hazırlarken ısırdı ve dedi ki bu da acı olmuş. Hatta ben dedim kamera kayıtlarında olduğu gibi, abi dedim hani acısız yaptım. Belki dedim marulun biraz acısı vardır. İstersen sana dedim acını şey yapayım, ikram edeyim. Acının tadına bak dedim. Yani Ondan sonra acıyı yok bir dedi, tat gerek bak, yok. acısız olduğunu gör diye sen acılıyı da ikram ediyorsun bir de. Evet, hani bir aradaki farkı anlasın diye acını ikram etmek istedim ben ona. Sonra öyle Sonra bir kabul elinde etti. dürüm var, dürümü sana fırlatıyor, üzerine yürüyor falan filan. Orada ne diyor? Onu duyamadık biz çünkü. O bu olaylardan sonra oluyor. Diyor ki ben diyor hiç böyle çiğ köfte yemedim, etmedim falan diyor. Ben diyorum ki abi diyorum, hani çiğ köfte zaten tatlı olmaz. Abi dedim acını var, az acını var. Hani az bir acısı vardı zaten bu çiğ köftenin dedim. Yani şimdi Yılmaz, Ama hemoroidi var adamın. Hemoroidin var, çiğ köfteyle ne işin var? Acısız çiğ köfte yiyeceksen. Ya acılı olsun fark etmez abicim. Hoşuna gitmediyse yeme onu. Sevmedim de. Paramı geri verdi. Bilmiyorum artık ya. Ulan adama niye doğru saldırıyorsun yani? Ya biz her bir yediğimizi, giydiğimizi sevmediği zaman birisine saldırsaydık yani. Oha. Yani bu mümkün değil. Çiğ köfte acısıyla meşhur. Yani ne Ya işin tabii var o ki. zaman orada? Yani adam sanki sana gelmiş, bulaşmış. Hani ben açık konuşayım. Gelmiş, bulaşmış sana. Alkollü falan mıydı acaba diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, keşke sadece alkollü olsaydı. Hani ben tam olarak ne olduğunu, ne işlediğini bilmiyorum ama hani sağlam bir insan zaten bunu yapmaz. Şimdi Yılmaz, sen boylu da poslu bir çocuksun yani, böyle genç, boylu poslu. Senin yanında ufacık da kalıyor bu adam. Hiç içinden geçmedi mi öyle bir şey yapmak? Yani ne vuruyorsun deyip vurmak? Ya da bu Yani sabır şöyle nereden söyleyeyim. geliyor? Yani gerçekten çok sabırlısın. Ben görüntüleri izlerken burada sinirden öfkeleniyorum. Ya Evet. hani şu anda bana sosyal medyadan yazan çok oldu tabii ki, bu medyaya düştükten sonra. İşte biz olsaydık döverdik ederdik, sen neden vurmadın diye. Hani zaten bu adam vurduğu için bu kadar tepki topladı. Hani ben onu vursaydım ben de aynı kefede olurdum. Anladım. Hani Vallahi efendilik kardeşim. değildi. O benden. Ama doğru söylüyor. Eğer o bir şey, o tepki göstermedi, abi ne yapıyorsun falan filan dedi, adam vurmaya devam etti. Ondan dolayı daha fazla tepki aldı. Bence daha iyi ki, yani iyi ki hiçbir şey yapmadı. Bir de arkadaşlar, dövüş sporları falan diyor. Tamam, kendini zaten savun. Herkes savunmalı da kendini. Ama yani bir seviyeden sonra artık sen haklıyken kendini haksız duruma getirebilirsin yani. Öyle bir şey olabilir. O yüzden dikkatli ol yani. Tamam, birini dövmek tek yetmiyor. Bir de polisle molisle başın belaya girmesin. Bence bu güzel bir şekilde halloldu yani. Bu bir şey yapmadı. Adam bir iki şey vurmaya çalıştı. Kendisini rezil etti. Kendisi tutuklandı. 10 yaş, en az 10 yaş büyük. Ben 10 yaş bir büyük birisine enkadığımı azdım. Vallahi kardeşim, bravo sana. Ekmeğin için Ya şimdi şahsen bu benim başıma gelseydi, burada ben olsaydım, ben kendimi herkes birbirimiz yani herkes kendisini tanıyor. Tabii ben durmazdım yani. Ben de büyük bir ihtimalle karşılığını verirdim. Ama üzerinde durup kafasına basma yapmazdım yani. Sadece üzerinden ilerlesin diye. Ama bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Kimin ne olduğu belli değil. Şimdi bu adam burada kaç tane arkadaşı var? Bunlar ne var? Üzerinde silah var mı? Bıçak var mı? Yani biliyor musun? Böyle olaylar çok çabuk değişebiliyor. Dikkatli olun. Onu söyleyeyim ben size. Yani birçok insan
Böyle bir kavgayla başlıyor, bir iki yumrukla bakıyorsun birisi ölmüş olay yerine, yani dikkatli olun. Ama kendinizi de yani çiğnetmeyin yani. Tezgah başında alın teriyle Ay, çalışıyorsun. hatırladım bunu. Üstüne üstlük böylesi terbiyesizlikler karşısında bak 10 yaş büyüğüme el de kaldırmazdım diyecek kadar da terbiyelisin. Senin gibi gençlerle biz gurur duyuyoruz. Çok geçmiş olsun kardeşim. Ki zaten artık Çok yargı teşekkür ederim. aşamasında yeniden gözaltına alındı. Elbette ki yargı sana atılan o tokatların hesabını soracaktır. Yayına katıldığın için sağ Bence en güzel dayak o şekilde, yargı bir şekilde. Bunun tutuklanması, şu haberlere çıkması, ondan sonra bir ceza alması bence çok, yumruklardan çok daha güzel. ol. Evet, şu an... Evet, başka ne var bakayım? Mumdan çıkmış yangın.